Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere bir tarif değil, tarifi verdiğim mutfağımın videosunu çekeceğim. Bu arada sizlere böyle zebra biketli karşılamak istedim. 1,5 metrekarelik bir mutfak olduğu için çok kısa sürecektir. Dolapların düzeniyle alakalı sizlere bir fikir de olur belki. Çünkü mutfağım küçük olduğu için elimden geldiğince düzenlemeye çalıştım. Mutfak turu yapacağız. Öncelikle kameramı elime alacağım. Şimdi mutfak dolaplarının içini sizlere göstereceğim. İlk önce şöyle göstereyim. Bu kameramın çubuğu. Şu an kameram elimde. Ben burada bu şekilde çekim yapıyorum. Hemen yukarıdan dolaplarımı göstereyim. Burada böyle bu aparatlar çok kullanışlı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Fincanlarımı koydum. Hemen bir tane, zaten çok fazla bir dolabım yok. Böyle yukarıya doğru gördüğünüz gibi bardaklarımı, fincan tabaklarım sığmadığı için onları buraya koydum. Çay tabaklarım, kutlu bardaklarımı hemen yukarıya da kullanmadığım fazla bardaklarımı yerleştirdim. Bu dolabım bu kadar. Burayı kapatıyorum. Hemen diğer dolabım burada. Şöyle göstereyim önce. İkili dolabım var. Burada da günlükte kullandığım tabaklarım. Küçük çerezlik. Yukarıda da yine sürekli kullandığım tabaklarım, salata tabaklarım var. Bu dolabımda bu kadar. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta da yine kaseler var. Burayı da kapatıyorum. Hemen diğer dolabıma geçiyorum. Burada benim böyle plastik içerisine bir tarafa pul biber tarzı, yani baharatları, bir tarafa kakao, Hindistan cevizi gibi ayırarak çok rahat oluyor. İçerisine neler koyduğumu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle küçük kavanozlara baharatlarımı koyuyorum. Çok da kullanışlı oluyor. Hemen diğerine gene aynı şekilde. Hangisine ihtiyacım varsa rahatlıkla alabiliyorum. Hemen burada da gene kullandığım bir aparat, zeytinyağım ve sıvı yağım oraya koydum. Burası lavabo altı. Şu şekilde gördüğünüz gibi askı yaptım. Çok rahat oluyor. En azından asıyorsun bu şekilde. Tencerelerim burada. Kapakları da böyle gene bir aparatın içerisine koydum. Sizlere de belki fikir olur. Rende, limon sıkacağını falan koydum oraya. Burası da bu şekilde. Zaten toplamda bir tane çekmecem var. O da burada. Çay kaşıklarımı, işte çatallarım, kaşıklarımı, yine kepçelerim, bıçaklarımı kullandığım yer. Kuru gıdalarımı koyduğum yer de burası. Ben böyle kapağa askı taktım. Gördüğünüz gibi bunları asmak için, yoksa sığması imkansız. Sizlere de belki fikir olur. Şöyle yakından çekeyim. Böyle asıyorum. En azından birazcık daha çekmece eksikliğini gideriyor. İçerisinde kahvelerimi. Arkada kavanozlar gördüğünüz gibi. Burada da kuru mercimeğim, pirincimi, bulgurumu koydum. Bu şekilde ayırma böyle gözlü. Gerçekten bu çok rahat. Kesinlikle tavsiye ederim. Bölüm bölüm olduğu için karışmadan alabiliyorsun. Burada da krem şanti, işte pasta türü kullanacağım. Kakao. O tarz şeyleri koymak için. Burası da böyle benim sadece kuru gıdalarım koyduğum yerim burası. Unum falan hemen arka tarafta. Burası da bu kadar. Şöyle yukarıyı göstereyim sizlere. Tencerelerim, yani büyük düdüklüm falan orada. Şu yukarıda da tencerem var ama yukarıları iki tane var ama çok yüksek. Orayı çok kullanmıyorum. Şurada hemen sürekli size bahsettiğim mini fırınımı göstermek istiyorum. Mini fırın, mini fırın sürekli söylüyorum sizlere. Benim mini fırınım bu. Şöyle tepsilerini de göstereyim. Fırınım da bu şekilde. Üstünde de böyle terazim var. Bazen gramaj olan şeyleri bardağa çevirmek için ölçüyorum sizlere vermek için. Burada kettle'ım var. Kettle olmazsa olmaz. Gene çayım,
Şekerim ben dolaplarım size, bu kadar. Küçük küçük derken mutfağımın gerçekten küçük olduğunu göstermek istedim. Videomu bitirmeden önce akşam yemeğimi de ben hazırladım. Sizlere göstereyim neler yaptığımı. Burada kuru fasulye, pastırmalı bir kuru fasulye hazırladım. Pirinç pilavı. Video çekmediğim günler böyle klasik yemekler yapıyorum. Bir de cacık hazırladım. Mutfağımı şöyle son kez dolaşayım. Ondan sonra videomu bitireyim. Bu zebra kekim de kesinlikle yapmanız gereken bir kek. Müthiş güzel oluyor arkadaşlar. Kanalımda var. İsterseniz yapabilirsiniz. Pamuk gibi bir kek. Bu serdiğim halı 80'e 1,5. Yani 1,20-1,5 arası mutfağımın büyüklüğü. Umarım faydalı bir video olmuştur. Belki sizlerin de evleri küçükse ya da mutfak düzeninizi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizlere bir faydası olmuştur. Hem merak edenler için de mutfağımı çekmiş oldum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.